Peki. Ee, arkadaşlar hoş geldiniz. İkinci dersteyiz. Kompozisyon kitabımızın ikinci dersi. Birinci dersi müzeker grubuydu. Ama e, efendim isimleri <laughs> dört ayrı kategoride değerlendirmiştik biz. Evet ve cümle kurabilmek için bu dört ayrı kategoriyi de aklımızda tutmamız gerekiyor. Şöyle demiştik. Özne neyse yüklem de odur. Özne neyse yüklem de odur. Kısaca burada tek bir istisnası vardı. Özne yani müpteda marife olur. Yani ya şahıs zamiridir ya işaret zamiridir ya özel isimdir ya da el takılıdır. Efendim. Yüklem ise nekr olur. Yani e, belirsizdir. Yaygın kullanım bu yöndedir. E, efendim. Özlemiz müzekkerse yüklem de müzekker olur. Özlemiz müfret ise yüklem de müfret. Müsenna ise yüklem de müsenna. Cemi ise iklemde cemi olur. Bu arada özlemiz merfu ise yani ismin e, ismin e, özne hali ise e, efendim e, yüklememizde özne halinde yani merfu olur. Ben kısaca şöyle diyordum. İkisi de dammel olur. Özne ve yüklemi dambele diyordum. Tabi özde özne ikilse ani ekli ise yüklem de ani ekli olur. E, efendim, çoğulsa o da çoğul olur. E, geçen derslerini ne, ne söyledik? E, dedik ki bir kelimeyi ikili yapmak için e, sonuna ani getiririz özne halinde dedik nesne halini henüz görmedik o, o yüzden tekrarlamaya gerek var mı Eyni getiririz ileride onu söyleriz eğer düzenli eril çoğul yapmak istiyorsak erkek çoğul un eki getirir sözcüğün sonuna örneğin efendim müderris kelimesi bir erkek öğretmen demek iki tane demek istiyorsanız müderris yani e, çok tane demek istiyorsanız müderrisune ona dersiniz ama Arapçada bir de düzensiz çoğullar var. da düzensiz. Ben bu konuda bir şey yapamam. Mesela talip kelimesinin çoğulu tullet cedid kelimesinin çoğulu yeni e, efendim cudut şeklinde e, gelir. Ama bugünkü işleyeceğimiz konu e, ikinci ders biraz daha kolay. Efendim e, müderris kelimesi dedik az önce erkek öğretmen demekti değil mi? Siz bunu kadın öğretmen haline dönüştürmek istiyorsanız sonuna yuvarlak D'ye getiriyorsunuz kapalı D'ye getiriyorsunuz Müderrisetun. Peki bunu ikili yapmak istiyorsunuz bunu biliyorsunuz aslında kelimenin sonuna A'ni getirirsiniz müderrisetani müderrisetani müderrisetani. Peki müderrisetun kelimesini çoğul yapmak istiyorsunuz bu daha da kolay yuvarlak D'ye varsa onu kaldırıp yerine at ekliyorsunuz saat peki bugünkü dersimizde biz neyi göreceğiz efendim işare, şahıs zamirini işaret zamirini göreceğiz ve şunu diyeceğiz özne öznemiz mühendis de e, efendim yüklemimizde mühendis gelir öznemiz tekilse, ise yüklemimizde tekil gelir öznemiz ikilse ise yüklemizdeki, ikil öznemiz çoğulsa yüklemizde çoğul gelir örneklerini vereceğiz e peki bir kelimeyi nasıl mahnes yaparız? Yuvarlak D ile. Peki nasıl ikili yaparız? Ani ile. Nasıl çoğul yaparız? Dişi çoğul efendim at eki ile. Hadi gelin e, cümle kuralım ama önce şunu belirteyim. Az önceki dersimizde Üçüncü şahıs zamiri olarak erkek grubunda şunları saymıştık. Huve Huma hum. Yani o hu ve o huma o ikisi hum onlar. Bunlar erkek grubu. Bir de hiye o huma o ikisi ve hunne onlar var. Bunlar ise dişil grubu. Üçüncü şahıs. İkinci şahıslarda ise ente sen demekti. Erke söylenir. Entuma siz ikiniz demek ve entum sizler demek. Bunlar erkek grubu. Eğer bayan grubuna gelirsek, enti sen demek, efendim, entuma siz ikiniz demek, entun ne? Sizler, siz demek. Bunlar bayanlar için söylenir. Bir de birinci şahıs zamirleri, ene ben demek, erkeği de aynı, kadını da aynı. Nahnu biz demek, iki kişi de nahnu, çok kişi de nahnu. Erkeği de nahnu, bayanı da nahnu. Bunlar şahıs zamiri. Bir de işaret zamirleri vardı. Hatırlayalım. Hâdâ Hâdâ de bu demek. Erkek için kullanılır. Eğer iki şeye işaret edecekseniz yani de dersiniz. Ama müzekker olacak. Efendim Hâulâyi ise he ise Bunlar demek olup yakın işaret zamiri olarak kullanılır. Çoğul için kullanılır. Eğer bayan işaret ediyorsanız Hâdihi iki bayanı işaret edecekseniz hatani çok bayan işaret edecekseniz efendim hevleyi dersiniz. Bir de uzak, orta uzaklık ya da çok uzak. Efendim için kullanılan işaret zamiri var. Zelike şu demekti. Eğer iki tane müzekkere uzakta işaret edecekseniz zelike eğer çoğulsa işaret edeceğiniz uzaktaki o nesne ya da şey dersiniz. Eğer bayansa uzaktaki işaret ederken şu anlamında tilke derseniz iki tane ise teynike çok tane ise o zaman uleike dersiniz. Efendim bunlar da uzak için kullanılan şahıs Önceki derste genelde müzeker grubunu söylemiştim. Bu derste müzekkerleri de tekrarlayarak mühendisleri ilave ettik. Bu dersimizde daha çok biz özne mühendis olacak. Yüklem o da mühendis olacak. Efendim bu arada e, Muhammed'un Halib'un derken ne yapmıştık? Muhammed'i niye e, efendim dammeledik? E, dedik ki arkadaşlar özleme yüklemi dammele dedik. Tamam. Peki niye teminledik? E, çünkü önünde el takısı yok demiştik. Evet. Şimdi bu derste bir ilave daha yapacağız. Arkadaşlar Arapçada bayan özel isimleri ve tüm yabancı özel isimler. Bak Arapça dahi olsa bayan özel isimleri, Arapça bayan özel isimleri tenvin almıyor. Mesela normalde Zeynebun demem lazım. Muhammedun dediğim gibi. Ama Zeynep e, bayan özel ismi olduğu için tenvin almıyor. Zeynebun diyoruz. E, normalde tenvin alırdı. E efendim. Peki talip kelimesi erkek öğrenci demek. Ben bunu bayan öğrenciyi çevirmem lazım. Çünkü Zeynep müennes, yükleminde maennes olur. Bir kelimeyi maennes yapmanın akla gelen ilk yolu ise yuvarlakta ilave etmektir sonuna. Zeynep talibetun. Şimdi şuradan devam edelim. Zeynep talibetun. Zeynep bir öğrencidir. E Zeynep yerine şahıs zamiri koyalım hiye talibetun. O bir öğrencidir. Ene talibetun. Ben bir öğrenciyim. Bak az önceki derste ene talibun dedik. Müzekker. Ama burada ene talibetun diyoruz. E çünkü bu cümleyi kuran bir bayan. Enti talibetun. Sen bir öğrencisin. Hedihi talibetun. Bu bir öğrenci. Bir ögeyi ikili yapmanın akla gelen iki yolu var. Bir tanesi sözcüğü ani eki ile ikili yaparız. Ama ögeyi ani eki kullanmadan da ikili yapabiliriz. İki sözcüğün arasına ve koyarsak o öge ikili olur. Özlemiz öznemiz ikili olduğunda da yüklemimiz ikili olur. Ve bir kelimeyi ikili yapmak için akla gelen ilk yöntemimiz ani eki getirmektir. Özne de ikil ama vavla ikil oldu. Yüklem ise e, talibe sözcüğünün sonuna ani getirmekle İkili yapıldı. Zeynep ve Leyla talibeten. Belki aklınıza şu geldi. Leyla kelimesinin sonunu niye dammelemiyorsun? Arkadaşlar e, Arapçada Elif var ya Aa derken şu uzatma Elif o, o hareke almaz ki. Biz hareke alabileceğinde gücümüz yettiğinde dammeliyoruz. Mesela ani eki efendim e, bunu dammelemedik. Çünkü ani eki getirdiğimizde o sonundaki nunun kesrasını değiştiremiyoruz ama değiştirebilecek olsaydık tam melerdik <laughs> Zeynep ve Leyla talibetani Zeynep ve Leyla iki öğrencidir ya da öğrencidir Huma talibetani onlar öğrencidir ya da o ikisi öğrencidir Nahnu talibetani biz ikimiz öğrenciyiz ya da biz öğrenciyiz hani ikiller Türkçe'de çoğul ya <laughs> Entuma talibetani siz öğrencisiniz veyahut siz ikiniz öğrencisiniz. Hetani talibetani bu ikisi öğrenci ya da bunlar öğrenci diye tercüme edilebilir. Özlemiz tekil olduğunda yüklem de tekil. Özlemiz ikil olduğunda yüklem de ikil. Özlemiz çoğul olduğunda yüklemde de çoğul gelir. Mühendis de özlemlerimiz yüklemlerimizde mühendis olur. Efendim Zeynep ve Leyla ve Hatice'tu. Zeynep Leyla ve Hatice. Bak arada vav olduğu için e, öge genişledi. <laughs> Zeynep, Leyla ve Hatice Halibetun. Buradaki özlemi çoğul üç kişi. Arapçada üç, üç çoğuldur. Çoğul üçten başlar. Talibatun. Buradaki talibatun kelimesi ise at ekiyle yapılmış düzenli bir çoğuldur. Ee, kelimesi A tekiyle çoğul yapılırken sonundaki yuvarlak D düşüyor. Talibetun. Zeynep, Leyla ve Hatice yerine zamir getirelim. Üçüncü şahıs zamiri. Onlar öğrencidir. Hunne talibetun. Nahnu talibetun. Bizler öğrenciyiz. Entunne talibetun. Sizler öğrencisiniz. Heuley talibetun. Bunlar öğrenci. Efendim bir kelimeyi marife yapmak için akla gelen ilk yol önüne el takısı getirmektir dedik. E, Zeynep, Hiye, Ene, Enti, Hedi bunlara getirmedik. Çünkü bunlar Hedi işaret zamiri. Hiye, Ene, Enti bunlar şahıs zamiri. Zeynep ise özel isim. Bunlar anadan doğma marifedirler. Nekra yap, e, yapılamazlar. Ve nekra olan bir kelimeyi marife yapmak istiyorsak önüne aklımıza gelecek ilk yol önüne el takısı getirmektir. Et talibetu El taksi getirdiğimizde sonuna efendim varsa temini düşer. Um yerine u. Et talibetu cediyetun. Bakınız özdeyi ne yaptık? Belirli yaptık. E, Yüklemimiz belirsiz. Bak, et talibetu cediyetun. Bak cediyetunu teminledim niye? Çünkü önünde el taksi yok. Diyeceksin ki Zeynepi teminlememiştin ama Zeynep Arapça bayan özel ismi. Arapça bayan özel isimleri tevillenmiyor. E, yabancı e, özel isimlerin hiçbiri de tevillenmiyor. Öğrenci yeni. Şimdi öğrenci yerine zamir getirelim. Üçüncü şahıs zamiri hiye cedidetun. O yeni. Ene cedidetun. Ben yeniyim. Ent cedidetun. Sen yenisin. Hadihi cedidetün. Bu yeni. Şimdi özlemizde ikili yapalım. Bir kelimeyi ikili yaparken aklımıza gelen ilk yol A iki getirmek. Evet iki sözcüğün arasına vav koyarak da yapabiliriz. E talibe teni özlemiz ikil olunca cidide teni yüklemde ikil oluyor. Özlemiz mühendese yüklemizde de oluyor. Şimdi ismin yerine zamir getirelim. Zamir ne yapar? İsmin yerini tutar. Herkes işini yapsın. Zamir de işini yapsın. İsmin yerini tutsun. Huma cidide teni onlar yenidir ya da o ikisi yenidir. Nahnu cidide teni biz yeniyiz. Biz ikimiz yeniyiz. Entuma cedideteni siz yenisiniz. Siz ikiniz yenisiniz. cedi cedideteni bunlar yeni ya da bu ikisi yeni diye tercüme edebilirsiniz. Arapçadaki ikiller Türkçe'ye çoğun olarak rahatlıkla tercüme edilebilir. Çünkü Türkçe'de ikil çoğuldur. Et talibatu bir kelimeyi mühendis yapmanın akla gelen ilk yol neydi? Düzenli dişil çoğulda sonuna at getirmekti. Tabi at getirirken e efendim yuvarlak te varsa sözcüğün sonunda sunuz. et talibetun cedidetun cedidetun burada temin aldığın için çünkü önünde el takısı yok e, et talibatu ise el takısı al, aldığı için temin almadı niye ikisini de dammeledim efendim çünkü e, özne, yüklen dammelenir yani ismin özne halinde olur Arapça söylemek gerekirse hem müpteda hem de haber iki merfu ögedir Peki ani ekli isimleri dammeleyemedik. E çünkü bu aninin nununun harekesini değiştirecek olursanız e, o zaman anlam değişebilir. E, dokunamıyorsunuz ona. Efendim et talibetu kelimesinin yerine zamir getirelim. Hunne cedidetun. Onlar yenidir. Nahnu cedidetun. Biz yeniyiz. Entunne cedidetun. Siz yenisiniz. Heule cedidetun. Bunlar yeni. Burada onlar dedik ya biz ha şurada biz dedik sonra da siz dedim ya ben burada lar lerek'i getirebilirsiniz. Türkçe'de çoğunu çoğulu biz de diyebiliriz, bizler de diyebilirsiniz. Siz de diyebiliriz, sizler de diyebilirsiniz. Efendim iki şekilde de kullanabiliyoruz. Ney efendim bu tablo neyi söylüyor? Özde neyse yüklemde odur. Ama şunu unutmayalım. Özde'nin marife yani belirli olması lazım. Niçin? Çünkü hakkında bilgi veriyoruz. Belirsiz bir şey hakkında bilgi veremeyiz. Verirsek de yalan olur. Ee, efendim. Şimdi farklı örneklere geçeceğiz. Smo buradaki isimlerin hepsi el takısıyla başlıyor demek. Ee, gördüğünüz gibi. Çünkü özel isim değil. Şahıs Samiri değil. işaret Samiri değil. Ee, öyle olsaydı el takısına gerek yoktu. Burada mesela Fatıma efendim özel isim el takısına gerek yok çünkü kendisi marife ama gökyüzü, meyve, temizlik çiçek, kadın top, yıldızlar bunlar e, özel isim değil şahıs zamiri, şahıs zamiri, değil yani marife değil marife yapmak için aklımıza gelen ilk yol el takısı getirmekti el takılı isimler ise temin almaz demiştik efendim e, özellikle ilk dersler bu e, tekrarlar ee, hoş görülür ee, efendim. Esme o safiyetin. Bakınız özde ve yüklemden oluşan bir isim cümlesi. Özne neyse yüklem de odur. Yani özde mühendis yüklemde de mühendis. Belki diyeceksiniz ki hocam nasıl oldu? Gökyüzü ha Araplar efendim gökyüzü sözcüğünü mühendis kabul etmişler. Ee, şey demiştim ben bir sözcüğü mühendis yapanın akla gelen e, ilk yolu yuvarlak diye getirmektir demiştik ya. Evet fakat her yuvarlak te mühendis olmayabileceği gibi her mühendis kelimenin sonunda da yuvarlak olmak zorunda değil fakat yüzde seksen efendim yuvarlak te mühendislik alameti olarak kullanılır özel durumları ileride göreceksiniz mesela ennar ateş kelimesi e, efendim eşşems güneş kelimesi es -e gökyüzü efendim e, burada bu üç sözcük e, semai mühendis diyorlar. Yani e, günümüzde Arapları dedelerinden, atalarından e, bu yönde bir kullanım duymuşlar. E, yani dilciler bunlar için e, bir kaide o, o, şey yapamamışlar, oluşturamamışlar. E, yok çünkü bir kaidesi. Niye mühendis? E, efendim, bunu gerekçelendireme gerekçelendiremiyorlar. E, o yüzden semai diyor. Yani duymaya dayalı. Biz dedemizden böyle gördük. Semayı bu anlama geliyor. Es o safiyetin gökyüzü berrak yani bulutsuz. <laughs> El lezizetun meyve lezzetli. Dikkat edin öznelerimiz marife. E, çünkü bunlar hakkında bilgi veriyorum. E, bilinmeyen bir şey, belirsiz bir şey hakkında bilgi verilmez. En nazafetu daruriyetun temizlik zorunludur. Ezehratu <laughs> cemiletun çiçek güzeldir. Elmeretu <laughs> kavuyetun, kadın güçlüdür. El kuratu müstediratun top yuvarlaktır. Dikkat ediyorsunuz değil mi? Özneleri de <laughs> yüklemleri de dammeliyoruz. Dammeliyoruz. Eğer ikili olsaydı bunlar el fakihetani lezizetani el nezafetani daruriyetani zehratani cemiletani derdik. En nar ateş yanıyor, tutuşmuş. Buradaki nar e, semai meyves. Yani atalarımızdan biz öyle duyduk. Fatımetu müettebetun. Fatma edeplidir e, efendim. Fatma niye temin almadı? Ya bu Arapça bayan özel ismi ya. <laughs> Onlar temin almıyor. Ha, müettebetun ama temin aldı çünkü bayan özel ismi değil. Et Tahiratu Seriyatun uçak hızlıdır. Et taviletu nazifetun masa temizdir. Et tıfletu daifetun kız çocuğu zayıftır. El gurfetu murabbaatun o da karedir. Kare, kare şeklinde. El amiletu mahiratun işçi beceriklidir. Efendim diyeceksiniz ki o da nasıl mühendis olur? Top nasıl mühendis olur? Çiçek nasıl mühendis olur? Temizlik, uçak. <laughs> Arkadaşlar bunları sorgulamıyorsunuz. Arap dili e, sözcükleri iki kategoriye ayırıyor. Sağdakileri müzekker, soldakileri mühennet sayıyor. Efendim mühennet olarak saydığı sözcüklere baktığımızda e, efendim çoğunun yuvarlak T ile bittiğini görüyoruz. Efendim ya da doğuran bir varlık olduğunu görüyoruz. E, yuvarlak T yok. Mesela ummun yuvarlak T yok. Efendim. Ya da bayanlara konulmuş bir özel isim olduğunu görüyoruz. Zeynep, Meryem gibi. Efendim başka ekler de var. E, fakat amacım benim e, şu an size e, işte mühendislik eklerini filan anlatmak değil. E, hemen cümle kurdurmaya çalışmak. Ve genel kaidemiz ne? Özde neyse yüklemde odur. E, i̇lk iki dersin özeti bu. <laughs> El hadigatu cemiletun Bahçe güzeldir. El gurfetu muzlimetun o da karanlıktır. El şemsu müşrikatun güneş parlaktır. El imaratu şahikatun apartman yüksektir. El ceridetu cedidetun gazete yenidir. El kıraatu mufidetun okumak faydalıdır. Et talibetu müştehidetun öğrenci çalışkandır. Evet. Burada öğrenci derken e Efendim bayan öğrenci çalışkandır e, diyebilirim. Fakat biz Türkçe'de e, mühendis ve müzekere ayırmanı e, nadire yaparız. E, efendim e, ara, Arapça'da ise sözcükler e, zorunlu olarak mühendis ve dişil olarak iki kategoriye ayrılıyor. Peki şimdi buradaki e, Sütunun e, son e, bazı cümlelerini okumadım. Ona bir açıklama getireceğim. E, ve siz burada zorlanacaksınız. Arkadaşlar ben şu an tekil ve iki sözcüklerden bahsetmeyeceğim. Ben şu an çoğul sözcüklerden bahsedeceğim. Yani şu anki yazacağım kayda sadece çoğul sözcüklerle ilgili. Şu ana kadar size hiç akıllı, akılsız diye bir ayrım yaptım mı? Yapmadım. Mesela buradaki top yuvarlaktır. Top akıllı mı, akılsız mı? Böyle bir soru sormadım. İşte o da akıllı mı, akılsız mı? İşçi, öğrenci akıllı mı, akılsız mı? Demedim. İkil yaptığımızda da herhangi bir sorun yok. Bunların sonuna A getirdiğinizde özne ikil olunca yüklem de ikil olur. Mühennesse mühendis müzekkerse müzekker. Ama Arapçada Akılsız çoğul isimleri efendim tekil yani müfret mühennes yani tekil dişil kabul edilir. Yani nahildeki hükmü budur. Peki akılsız çoğul isimleri dediğimiz şey ne? Ak yani insan dışı varlıklar. insan dışı Varlıklar akılsızdır. Hayvanlar insan değildir. Bitkiler insan değildir. Mekanlar, zamanlar, e, aletler, e, efendim yer, gök, efendim dere, dağ, taş, e, cami varlığı her neyse e, bunlar insan dışı varlıklardır. Ve onlara akılsız diyoruz. Eğer bir sözcüğümüz akılsız çoğul ismi ise e, efendim tekil mühendis gibi düşüneceğiz. Mesela kilap kelimesi köpekler demek. Peki bir zamirle bunu ifade edelim. Hiye diyoruz. Hani hiye tekil ve mühendis için kullanılan bir şahıs zamiri ya. Evet. Hiye konumunda. Peki zeki köpekler zekidir diyelim. O zaman el kilabu zekiyetun diyorum. Peki niye el takısı getirdim? Bak önceki konulara e, değiniyorum. E, çünkü hakkında bilgi vereceğim. O yüzden marife yapıyorum. E niye teminlemedim? E, çünkü el takılı isimler temin almaz. E zeki niye temin aldı? Çünkü el takılı değil. E peki Zekiye kelimesini niye tekil ve manis yaptım? Çünkü köpekler akılsız çoğul isimleridir. Tekil dişil kabul edilir. E bu tekil dişilse o zaman zekiyetin kelimesi de tekil dişil olur. Yani el kilab cümle içerisinde hiye konumundadır. E özlemiz hiye ise yüklem nasıl olur? Hiye konumunda olur. zekiyetin. Şimdi örneklerimize bakalım. Belki aklınızda şu gelir. Hocam e, kel köpek demek. E, çoğulu kilab. E, ben bunun kelp kelimesinin kilap şeklinde çoğul geleceğini nereden bileyim? E ben nereden bileyim? Sözlüğe bakacaksın. Ben sözlüğe bakarak öğrendim. Tabi e, sen sözlüğe bakacak fırsatın yok. Öğretmen ne sorarsın? E, efendim, ya da tanıdık bir Arap varsa ona sorarsın. E, yani sonuçta e, bunlar düzensiz. Düzensiz çoğulların e, efendim, öğrenileceği yer ya hocadır ya Arap ya da sözlüklerdir. Biz derslerde e, mümkün olduğunca çoğul bir sözcük geçiyorsa tekilini vermeye, düzensizse ve tekil bir sözcüğün düzensiz çoğulu varsa onu sınıfta vermeye çalışıyoruz. E, bu kitapta efendim alt tarafında kelimeler veri, veriyor. Orada mesela kelbun, kilabun, kuratun, kuratun, kaviyun, haquyehu şeklinde çoğullarını zikrediyor. C Cemi kelimesinin e, çoğulu, harbun, hurubun e, gibi. Mesela hurubun kelimesi savaşlar demek. Insandan bahsetmiyor. O zaman bunun e, efendim tekil menes olduğunu bileceksin. Kila, tekil menes. Kura, toplar, tekil menes. Ciban, Ceraid, hadaik. bunlar akılsız çoğul isimleri tekil menes kabul ediliyor. Ama nisevun kadınlar, insandan bahsediyoruz. Akliye o kelimesi insandan bahsettiğimiz için çoğuldur, şeydir ee, efendim. Tekil mühendis kabul edilmiyor ama e, güçlü sözcüğünü akılsız çoğullar için kullanacağız. O zaman gaviyetu deriz. E, niçin? E, çünkü akliye o akıllı çoğullar için kullanılır. Kuşayla mesela tembeller demek. Efendim bu akıllı çoğullar için kullanılır. Ee, peki akılsız çoğul şey akılsız çoğullar için ne kullanılır? Hmm, akılsız çoğullar için tekil merneş yapı kullanılır. Peki bir kelimenin e, efendim e, tekil mühendis olduğunu nasıl ifade edebilirim? Ya da hmm, bir kelimeyi nasıl tekil merneşe dönüştürebilirim? Hani şey demiştik e, bir, müzekker bir sözcüğün sonuna yuvarlak diye getirirseniz ne olur? Mühendis olur. E o zaten tekil o zaman müernes oldu. Mesela talip kelimesi müzekker e, yuvarlak T'ye getirdiğinizde müerneslik mühendislik, e, mühendislik e, elde münesini elde etmiş olursunuz. Tekil dişil olmuş olur. E, efendim. Şimdi. Necm'un yıldız demek. Nucum yıldızlar. Yıldızlar insan dışı varlıklar olduğu için efendim en-nucumu lamiyatun. Lamiyatun bakın tekil ve müennes bir sözcük. Nereden biliyorsun tekil ve müennes olduğunu? Çünkü bu ikili olsaydı lamiyatani olurdu. Dişil çoğul olsaydı lamiatun olurdu. Ama yuvarlak te'li lamiyatun yıldızlar parlaktır. Peki e, niye el takısı getirdik? E, hakkında bilgi vereceğiz. Marife yapmak için. Niye teminlemedik? El takılı isimler temin almaz. Lemiyatın temin aldı. Çünkü el takılı değil. Anlatabildim mi? Eşevariyo müzdahimetun. Caddeler kalabalık. Buradaki kalabalık sözcüğü yuvarlak değil. bak tekil mühendis olmuş. Caddeler insan dışı varlık. O yüzden tekil mühendis kabul ediliyor. Yüklemi de öyle. Sonuçlar üzücü. Sonuçlar çoğul. insan dışı varlık. Tekil mühendis kabul edildiği için yüklemi de tekil mühendis gelir. Neticetun. Tekili. Şari'un. Cadde demek. Tekili. Elkilebu Köpekler vefalıdır. Elhurubu katiletun. Savaşlar öldürücüdür. Savaşlar kelimesi çoğul ama akılsız çoğul. O yüzden yükleme tekil mühennes kabul edildi. Çünkü akılsız çoğul isimleri genellikle tekil mühennes kabul edilir. Örneklerde de olduğu gibi. El mürtefi mürtefiatun dağlar yüksektir. Cebel cibel. Kel kilab. Had hurub. Kalem aklam. El aklamu meksuratun Kalemler kırık. Kalemler çoğul ama akıllı çoğul ismi tekil müennes. O zaman yüklemi de tekil müennes olur. Peki buradaki el cibel, el aklab, el kilab, el hurub, el şevari, el nucum, el netaj. Bunlar akıllı çoğul ismi. Bunların yerine şahıs zamiri getirin. Ne dersiniz? Üçüncü şahıs zamiri hiye dersiniz. Hiye lamiyatun, hiye müzdahimetun, hiye muhzinetun, hiye katiletun, hiye vefiyetun, hiye mürtefiyetun, hiye meksuratun. Peki yakın işaret zamiri kullanın. Bunların yerine dersem o zaman hedihi lamiyatun, hedihi müzdahimetun, hedihi muhzinetun demek. Bu ne demek peki? Arkadaşlar hiye bazen ıı, o anlamına gelir. Eğer bu zamir akılsız bir çoğul ismin yerine tutuyorsa tercüme ederken onlar deriz. Mesela en nucumu lamiatun Yıldızlar parlaktır. Yerine zamir getiriyorum. Hiye lamiatun Onlar parlaktır. Peki işaret zamiri koyayım. En nucumu lamiatun Yıldızlar parlaktır. Hedihi lamiatun Bunlar parlaktır. Yani hedihi kelimesi akılsız isim, akılsız çoğul isim yerine kullandığında bunlar Diye tercüme edilir. Peki e, onun dışındaki yerlerde bu diye tercüme edilir. Peki şimdi son e, sütunlarda altı cümle grubunda ne işliyoruz? Emma F kalıbını. Emma fe Arapçada zor kabul edilen, e, zor görülen bir ustup. Ama biz e, Ayşe ise hasta cümlesinde ise sözcüğünü Türkçe cümle içerisinde geçen ise sözcüğünü görmek kadar kolay olduğunu ispat ettik bu uslubun. Ayşe ise hasta. Bunu nasıl tercüme edeceğiz? Bu iseli ifadeleri tercüme ederken Arapçada emma ile başlıyoruz. Bak ama demiyorum. Amma demiyorum. Emme. efendim. Emma ile başlıyoruz. E, sonra şu ise'yi kaldırıp yerine f getiriyoruz. Yani kelime bilgimiz varsa Ayşe ise hasta cümlesini emme Ayşe f hasta diye tercüme ediyoruz. Mesela annem ise e, mutfakta cümlesini tercüme edelim. O zaman emme annem fe mutfakta. Hadi şimdi Arapça sözcük kullanarak ifade edelim. Emme Ayşetu fe maridatun. Niye maridatun diye mühennes yaptım? E Ayşe'den bahsediyorum. Ayşe tekil ve mühennes. Maridatun da tekil ve olur. Peki annem ise mutfakta diyeceğim. Emma ile başlıyorum. Emme ummi emme ummi annem ise fe fil matbahi fil matbahi mutfakta demek. Bu kadar. Ayşe tu talibetun. Ayşe bir öğrenci. Emme Fatıma tu fe müderrisetun. Fatma ise bir öğretmen. Hâzâ kalemun. Bu bir kalem. Emme fe mimhatun. Buraya hiye koymak efendim tercihe kalmış bir şey. Yani bu fe'den sonra zamir getirmek e, tercihe kalmış şurada da mesela emme fatımetu fehiye müderrisetun diyebiliriz tercihe kalmış e, şimdilik zamir kullanmayabilirsiniz heze kalemun bu bir kalem emme hezi bu ise femimhatun bir silgi elgıtatu elifetun kediler evcildir bak kediler akıs, akısız çoğul ismi insan dışı varlık ee, o yüzden tekil mühendis kabul ediliyor. Yüklemi tekil mühendis oluyor. Emmel usudu fe müfterisetun aslanlar ise yırtıcıdır. Buradaki aslanlar akılsız çoğul ismi. E, efendim, o yüzden yüklemi yükleme tekil mühendis geldi. Çünkü akılsız çoğul isimleri tekil, e, tekil mühendis. Tekil dişi. Müfret mühendis kabul edilir. Ennevâfidu meftuhatun. Pencereler açık. Pencereler yerine mesela şahıs zamiri getirir. Üçüncü şahıs zamiri hiye deriz. Onlar açık. İşaret zamiri getirelim yakın için. Hâzihi deriz. Hâzihi meftuhatun. Bunlar açık. Eğer uzak işaret zamiri kullanacak olursak tilke meftuhatun. Şunlar ya da onlar ıı, meftuhatun. Açık. Niçin? Çünkü en nevafiz kelimesi insan dışı varlık. O yüzden tekil müennes kabul edilir. Hiye, hadihi, tilke, tekil için kullanılan yukarıdan aşağı şahıs zamiri, yakın işaret zamiri, uzak işaret zamiridir. Ennel ebvabu fehiye muğlaqatun kapılar ise kapalı. Şuradaki zamir kullanmasan da olur. Kullansan da olur emmel evvabu ve Bakınız kapılar sözcüğü akılsız çoğun ismi. Tekil mühennes kabul ediliyor. O yüzden muglaratun sözcüğünü tekil mühennes getirdik. Et talibetu öğrenciler başarılıdır. labu ha şimdi öğrenciler başarılıdır. Öğrenciler ise başarısızdır. Tembel özür dilerim tembeldir. Gesleyen tembel. E şimdi iki defa öğrenciler diyorum. E biri bayan, biri erkek. E Türkçe'de de bayan, erkek ayrımı yapılır bu gibi durumlarda. Şöyle denilir. Bayan öğrenciler başarılı, erkek öğrenciler ise tembeldir. Et talibatu necihatun tullabu Mesela kusala dammelememiz lazım. Ama elif, elif hareket almaz ki damme alsın. Fakat et tullabu dammeliyorum. Niçin? çünkü özleme yüklemi dammeleyin arkadaşlar. Enti neci atın. niye dammelemedik? E çünkü e, şahıs zamirlerinin tamamı mebridir. Yani e, hareket değişimine uğramaz. Diyeceksiniz ki ben nereden bileceğim hareket değişimine uğrayıp uğramadığını. Efendim mesela a diye biten sözcüklerin harekesi değişmez. Bunu ben söylemiş olayım sana. Efendim bu bir. İki şahıs zamirlerinin hiçbiri efendim değişime uğramaz. Mevnidir diyeceğiz buna. İşaret zamirlerinin efendim ikilleri hariç çünkü ikilleri aniyle bitiyor. E, i̇killeri hariç e, işaret zamirleri de değişime uğramaz. İkilleri hariç e, efendim. Onun dışında yeri geldiğince söyleyeceğiz. Mesela harfler de değişime uğramaz. Mevnidir diyoruz. Hatta şunu bile söylesem isabetli olur. E, siz şimdi diğer derslerde fiil çekimlerini görüyorsunuz ya arkadaşlar mazi fiil muzari fiil emir fiilleri bunlar hani çekim tablosunu öğreniyorsunuz ya evet çekim tablosunu işte öğrenin yani e, mevcut halini siz olduğu gibi cümle içerisine koyuyorsunuz yani değiştirmeden o yüzden onlar da kalıp ifadeler olarak görülür en tineci hatun, sen başarılısın Emme ene ferasibetun. Ben ise başarısız. Demek ki rasip başarısız demek. Naci rasip. Başarılı başarısız. Niye yuvarlak diye getirdik? Dişi yapmak için. Çünkü enti sen tekil dişilsin. Ben tekil dişilim. Sen başarılısın. Emme ene ferasibetun. Ben başarısızım. Ben ise başarısızdım Efendim e, şimdi sizin yapmanız gereken şey nedir bol bol kelime ezberlemek efendim e, isimleri çoğunlarıyla birlikte ezberlemek e, yani düzensiz ise çoğunu ezberlemek e, düzenli ise e, düzenlisini herkes yapar e, mesela efendim e, dişil düzenli çoğul yapacağız at eki getiriyorsunuz e, efendim düzenli eril çoğul yapacağız o zaman o ne eki getiriyorsunuz? Bu kadar. E peki düzensiz? Ah düzensizi ben bilmem. Esverleyeceksin e, efendim. Peki şimdi bir sonraki dersimiz isim tanımısı. E, kısa bir ara vereyim.